Arkadaşlar merhaba. 100 litrelik bitkili akvaryumda bazı gelişmeler oldu. Onları size öncelikle anlatayım. Biraz aslında söyleşi gibi geçecek bu videoda. Bu Ceratoptere bitkileri tamamen hemen hemen budandı. Oraya bir pipo filtre eklemek istedim. SP34 olması lazım. İşte bu çok sık kullanılan karides akvaryumlarında bir pipo filtre. Aynı zamanda da motorlu. Ama takması çok zor. Süngerleri sürekli yukarı çıkıyor. O yüzden içine eklediğinizde akvaryumun o süngerleri sıkıp içindeki havayı çıkarmanız gerekiyor ki bu vantuzlarından yukarı fırlamasın. Yani burada aslında bitkili akvaryumda Wolstat'ta bütün akvaryumu kaplayacak kadar bitki yaptık. Ancak bu sefer bakımı ve karideslerin takibi zor oluyor. Yani burada önceliğimiz bitki bakmak mı, karides bakmak mı? Biraz karışık aslında çünkü çok hızlı büyüyen bitkiler ve ben uzun zamandır da ilgilenemiyordum bu akvaryumla. Şimdi tabii su biraz bulanık. Ben su değişimi yaptım ama uzun zamandır ilgilenemediğim için düzenli su değişimini biraz aksattım. Zaten filtre yoktu. Şimdi pipo filtreyi ekledim. Büyük ihtimalle bu 100 litrelik akvaryumda aslında bu moslarla beraber karideslere bakacağım gibi duruyor. Ben yine de bazı bitkileri tam kökünden çıkarmadım. Kökten budadım. Onlar yine kökten yeni bitkiler verecektir. Yine zeytin bitkisi zaten sağ tarafta görünüyor. Onlar gayet güzel bir şekilde devam ediyorlar. Tabi bazen çürüme ve yaprak dökümü ya da yaprakta sararma, kopma oluyor. Ama yine yeni sürgünlerle işlerini yürütüyorlar. Ancak karideslerde sıkıntı var. Çünkü çok bakım da yapamadığım için, bitkilerden dolayı çok da takip edemediğim için, gözlemleyemediğim için karideslerde ölümler olmaya başladı. Ve sayılarında da bir artış olmuyor. Bu yüzden sanırım bu buradaki ember tetraları da çıkarmak zorunda kalacağım. Çünkü bunlar da herhalde bu karideslerin yavrularını yiyor. Yani doğal bir döngü istediğimizde sorun yok, yesinler. Yeterli karides miktarı akvaryumda dengeyi tutturacaktır balıklarla beraber ama karidesi biraz üretimini arttırmak istediğinizde ki ben biraz aslında öyle yapmak istiyorum. O zaman bu balıklar her zamanki gibi sıkıntı. Adi salyangozlar vardı birkaç tane. Onlar da yavrulamaya başladı. Çok fazla sayıları artmadan önlemini de almak lazım. Ama yine canlılık olsun diye birkaç tanesini bırakıyorum. Ve bunlar da bu zamana kadar benim gözlemlediğim en güzel adi salyangozlar. Açık renkli ve çok koyu ve çirkin duranlardan, kara kara akvaryumu kaplayanlardan değil gibi geldi. O yüzden de güzel bir şekilde yosunları temizliyor. Yani en azından benim bazı ulaşamadığım yerlere giriyor. Tabii ki de yetişemiyor bu akvaryuma ama en azından işlevi var. O yüzden akvaryumda kalması taraftarındayım. Tarafındayım daha doğrusu. Bu akvaryumda bazı değişiklikler yine yapabiliriz. Yani komple sistemi değiştirmek dışında yani bu Wolstat metodu kullanmadan da farklı bir şeyler yapabiliriz. Çünkü artık bu yöntemi sürekli denedik ve hepiniz de gördünüz. Gayet güzel. Yeni şeyler denemek istiyorum. O yüzden de biraz karides üretimine odaklanmak istiyorum ama bakalım bunda nasıl ilerleyeceğiz? Bu akvaryumu komple boşaltıp tekrardan kurmak durumunda kalacak mıyız? Onu da bilemiyorum. Ama şimdilik bu şekilde. Sağ taraftaki bitkileri de en azından bıraktım. Bir diğer akvaryum 45 litrelik akvaryumda maalesef o parvulaların hepsi çürüdü. Yani daha önceki videoda size bahsetmiştim. Oraya bu karidesleri aktarıp orada bir üretim yapmayı düşündüm ama bu sefer de orada iç filtre kullanmam lazım ve sirkülasyonu çok fazla. Her ne kadar minik bir iç filtre olsa da ama yine de deneyebiliriz. Çünkü o akvaryuma pipo filtre eklersek bu sefer çok sıkıntı olacak. Bütün görselliği kaybedeceğiz. Ama benim video çekimlerimi daha rahat yapabilmem için 100 litrelik akvaryum yerine 45 litrelik akvaryumu kullanmam daha iyi. Çünkü daha tam 16'ya 9 gibi ekran genişliği gibi bir akvaryum. Videolar da rahat çekiliyor. Bulunduğu ortam da güzel. Işık da güzel, aydınlatma da güzel. Bu 100 litrelik akvaryumda yüksek olduğu için tepeden verilen ışık sürekli yansıma yapıyor. O yüzden de size çok güzel görseller paylaşamıyorum maalesef. Her ne kadar 100 litrelik akvaryumu hınca hınç bitkiyle doldursak da hani böyle güzel bir sistem yapsak da görsel açısından pek benim hoşuma gitmiyor. Hatırlarsınız 45 litrelik akvaryumda daha yakın, daha zoom'dan ve karideslerin yavrularını görebilecek kadar hatta belgesel niteliğinde videolar çekiyordum. O yüzden emin olamıyorum. Tüm karidesleri 45 litreliğe taşıyayım. Orada mı bir sistem yapayım? Bu akvaryumu belki farklı şeyler için kullanayım. Belki bir balık yetiştiririz bilmiyorum. Yani artık yani ona da tam karar veremedim ama ya da
Şöyle mi yapalım? Yani burada karidesler kalsın. 45 litrelik akvaryumda yine işte karideslerin bir kısmını ekleyerek ya da sadece ember tetraları ekleyerek mi ilerleyelim bilemiyorum. Onu siz de bir fikriniz varsa yorumlarda yazın lütfen. Ama benim gönlüm hem güzel video paylaşabilmek adına 45 litrelik akvaryumu kullanmak. Orada çünkü daha kontrolü basit oluyor, daha güzel video çekiliyor. Tabii ki 45 litre çok karidesi yetmiyor ama bu sefer filtre sistemi kullanırsak en azından güzel ilerleyebiliriz. Aynı zamanda da oranın aquascape'i bayağı güzel oldu. Yani kayalarla beraber o silis kum arkasındaki diğer kısımlar gayet şık durdu. Onu da kullanmak istiyorum açıkçası. Hem videolarda da sizin için güzel bir görsellik katacaktır. Yani planlar bu şekilde. Bu hobide zaten sürekli değişiklik yapmak gerekiyor. Çok yeni update, güncellemeler olmayınca ben de çok fazla video atamıyorum bu aralar. Yani size de boş boş video çekip hani arka planda konuşup bir şeyler anlatmak tarafında değilim. Çünkü biraz daha içerik olsun, en azından sizin gözlemleyeceğiniz şeyler olsun istiyorum. Tabii değişebilir de yani yine de buna rağmen yani akvaryumun son durumunu sadece çekerek bile bir video paylaşmamı isterseniz yine paylaşırım, hiç sorun değil. Ama ara sıra hem yoğunluktan hem de akvaryumlarda pek bir gelişme olmadığından sıkıntıya düşüyor. O yüzden belki bir değişiklikler yapabiliriz. Yani uzun zamandır bakmadığım balık türüne geçiş yapabilirim. Yani balık üretimi gibisinden ama o da ayrı bir sıkıntı yaratıyor. Yani mesela bir lepistes üretimi vesaire. Onun da keyfi çok başkadır. Tabii onlar da sayısı çok artıyor, yavruluyor vesaire ama yine belki o sisteme bir geçiş sağlayabiliriz. Bu akvaryumu bu şekilde de kullanabiliriz balıklarla ya da onun üzerine tekrardan farklı bir sistemde yapabiliriz, bilemiyorum. Ama bu akvaryumu, bu zeminini komple bozmak daha avantaj olacaktır. Çünkü zemindeki toprak salınım yapacak ve diğer canlılara zamanla zarar verebilir. Özellikle bakımı yapmadığımız zamanlar. Çünkü bu akvaryum biraz toprağa bol kaçmış olabilir. Yani her neyse kafamda bir sürü plan var aslında. Özellikle 45 litreliğe bu karidesleri tekrardan aktarsam mı diye düşünüyorum. En önemli soru bu. O yüzden de bunun yorumunu size bırakıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlayışla karşılamışsınızdır yaptığım çalışmaları da. Bu arada bitkileri budadığımı göndermiyorum. İlk gönderdiğim ne olduğunu bilmiyorum. İkinci gönderdiğim farklı adres verildi galiba. Kargoda geri geldi. O yüzden artık bu ziyanın önüne geçmek istiyorum. Belki yakın çevremde birilerine dağıtırım. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.